misafir gelmeniz geliyor. Yağmurlu bir havada geliyor. Baktım, kapıdan baktırdığı günler de geliyor. Selam gelici, selam gelici. Kapıda karşılıyorum ben dostlarımı. Evet, hiçbir televizyon kanalında göremezsin. Şey bırakıyorum, evet, bayağı yağmurlu bir gün. Ay, şimdi sen bizi kavuşun. Gerçekten hemen dinlendirelim. Performans attım. Bak ne şarkılar söyleyeceğiz şimdi. Bugün sanatçı buluşmalarımda benim çok sevdiğim ve takdir ettiğim çok değerli bir solistimiz var. Serap Yenici. Serap'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Şerefler getirdin. Aynı şekilde. Bu ortamda çok güzel çalışmalar yaptık sizinle. Gerçekten. Hani sen burayı biliyorsun. Siz yılların birikimini küçük de olsa hani bana burada şarkılarınızla, bestelerinizle ulaştırmış oldunuz. Ben de sizin aracınızla daha fazla kitlere ulaştırmış oldum o güzel bestenizle. Burada olmaktan ben de mutluyum. O senin güzelliğin Serap'cığım. Gerçekten sen benim sevdiğim, takdir ettiğim bir insansın. Bir kere insan olarak. Her şeyden önce. Ve bir arkadaşlığımız, dostluğumuz da var. Keşke daha çok şeyler yapabilsek. Bunların şimdi hepsini konuşacağız. Neden daha çok şeyler yapamıyoruz? Fakat standarttır ya, sen de yıllarca televizyon, radyo programları yaptın, sahnedesin. Ama tanımayanlar olabilir, gündem dolu. Aslında müthiş yapamadıklarımızı bir... konuşmak değil de, evet. Neler yapacaklarımızı, evet, onları neler konuşalım. Yapabileceklerimizi konuşsun. Değil mi? Evet. Değil mi? Bence çok daha iyi, evet, olur. O zaman belki merak ederler, farklı bir çeper açılır. Evet, kesinlikle açılacaktır, bundan eminim ben. Serap Yenici'yi zaten tanıyanlar tanıyor da, tanımayanlar için lütfen bir hatırlatırsan, tabii, seni tanısınlar. Tabii ki. Serap Yenici öncelikle İzmirli. Ege'den, evet, şöyle gerçekten... Belli oluyor canım. Hani Ege'nin, İzmir güneşi var yani. Ege'nin aynı zamanda güzelliklerini yansıtan bir albüm yaparak kitlelere ulaşma isteğinin sebebi de herhalde bu. İşte bu. Kaynaklanıyor. Güzel Sanatlar, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunuyum. Evet. Müzikoloji, müzikolog albümümüz olarak mezun olduk ama çok hani güzel. Ben herhalde müziğe o kadar çok gönül vermiştim ki bunun kitap ve araştırma bölümünden ziyade biraz daha böyle ses ve yorumla olan bölümü tercih ettim. Sahneyi tercih ettin, evet. Evet, sahneyi tercih ettim. Çok uzun yıllarda zaten sahne çalışmalarının sonunda artık herkes albüm yapmıyor musun, yapmıyor musun diye bir şekilde ısrarlı olunca ben de onca yılın birikimini bir şekilde sizin gibi bir yılların birikimini bana paylaşan pek çok müzisyen dostumla birlikte güzel bir albümle onlarla birlikte olmaya çalıştım. 2 sene, 3 sene oldu albüm. Ben hani belki istediğimiz kadar hani o milyonlara, kitlelere ulaşamamış olsak da o albümle belli bir şekilde müziği seven, gerçekten doğru müziği tercih eden kişilerin bizi tercih ettiğini, dinlediklerini biliyorum. Bu açıdan da benim açımdan mutluluk verici bir çalışma yani albüm yapmış olmak. Sahne açısındansa biraz tabii gerileyici bir durum söz konusu oldu. Ama o açıdan benim için bu her şey bir tercihten oluşuyor. Yani bazen hep sahnede yol alırsınız. Bir adımdır. Ben sahneye bir an bir durak vermiştim ve albüme yönelmiştim. Şimdi işte o albümleri bir şekilde o güzel çalışmaları biraz bekletiyorum. Biraz sahneye ağırlık verdim. İkisini dengeleyerek güzel bir şekilde yol almaya çalışıyorum. Çok güzel, harika. Tabii işin doğrusunu yapmaya çalışmak ve bir eğitimle birlikte bunu pekiştirmek önemli. Fakat herkes seni kadar çalışkan değil ve çabuk yılıyorlar. O bizdeki, Türkiye'deki işte sahnede bir bayanın olması ve orada sağlam durması da zordur. Bu zorlukları da sen yaşıyorsun. Bilhassa senin hayatında bunları ben gözlemliyorum. Taviz de vermiyorsun. Kimseye tavizin de yok. Buradan zorlanıyorsun zaten.
bir kere medyatik olman lazım. Yani 3-5 tane medya kanalı var ki onlar haramiler gibi tutmuşlar her tarafı. Onlardan birine eyvallah çekmezsen Serap Yenici sesini duyuramıyor. Klipleri gösterilmiyor. Şimdi biraz senin albümlerden bahsedelim. İkinci albümü de çıkardın değil mi? Bir single çalışması oldu. Single çalışması yaptım. Şimdi kapakları da orada ve çok ilginç kapaklar. Bunlar çok da hoşuma gitti. Evet. Daha çok kitleye daha fazla bir şekilde ulaşabilelim. Evet. Bu biz ama benim Murat Malay'a da bunu söyleyeyim de firmama. Evet. O da bana böyle bir şey yapsın. Gerçekten beğendim. Bu kimin fikri? Bunlar hep benim üretimim. Yani bir şekilde tahmin ettim. Bravo. Çok yine başarılı grafiker arkadaşlarla birlikte. Harika. Bir araya geldiğimizde ben böyle bir çalışma istiyorum arkadaşlar. Bunu şekillendirelim evet. dediğimde ortaya çıkan ama ben biraz fazla karışıyorum. Bundan şimdi var mıydı daha önce böyle bir çalışma var mıydı? Tabii bu benim aslında albümde çıkmadan önce yapılmış olan bir çalışma. Albümde çıkmadan önce bir şekilde bütün çalışmalarımızı benim çalıştığım organizasyon şirketlerine işte bu tarz... Hangi organizasyon şirketleriyle çalışıyorsun? Genel anlamda artık şunu da öğrendim bu piyasada. Çok fazla iş, çok fazla referans vermemeyi. Evet. Çünkü bana çok fazla derecede zararı oldu. Öyle mi? Evet. Yıllar önce... Yani bunu şöyle düşünüyorum. Yıllar önce gerçekten şirket bayi kurumsal işlerde gerçekten çok tercih edilen ve pek çok işe hani işten işe koşan evet. bir sanatçı konumundaydım ben. Öyle ve o zaman da çoğu kez hep çok fazla derecede bar programı gündemdeydi ve pek çok kişiler barda program yapıyordu. Ben bulvarı tercih etmiştim. Fakat tabii aslında ikisinin repertuarı biraz birbirinden farklı. Farklı. Olması gereken seçilen şarkılar çok farklı. Ben uzun dönem orada o birinciliği sürdürdüğüm dönemde bir gün öyle bir şey yaptım ki internet sitemde bütün repertuarımı yayınladım. Ben bunları yapıyorum diye ve şu şirketlerle çalışıyorum diye. Ve öyle bir şey oldu ki çalıştığım bütün şirketlere teklifler bitti. Evet. Beni takip eden pek çok müzisyen arkadaşım tarafından. Aynı zamanda da yaptığım bütün repertuarlar, baktım bundan sonra benim yaptığım repertuarı herkes yapar oldu. Ben farklı bir şey yapmak zorunda kalmak zorunda kaldım. Çünkü evet, iyi benim olmadı gönderdiğim, yani, ticari açıdan. Benim gönderdiğim farklılık olmadı çünkü herkes zaten aynısını yapar hale geldi bir süre sonra. Evet, emeği... Yani tercih edilen şarkılar aslında belliydi. Ortamdaki. Emeği çalıyorlar yani. Evet, yani ama ben onları böyle ince ince eleye eleye çıkarmıştım. Ya. Yani böyle belki 500 şarkı arasından bir 30 şarkı ama herkesin sevebileceği 30 şarkıydı. Ben bunu ne zaman paylaştım, ne zaman bir şekilde herkese ulaştırdım. Baktım ki o 30 şarkı bir anda herkesin repertuarı oldu. Allah Allah oldum yani. Senin tarzını ve tavrını, formasyonunu çaldılar yani. Aslında taklit ettiler ama taklitler evet. her zaman aslını yaşatır demek evet. lazım değil mi? O güzel bir kelamdır. evet. Çok severim ben. Ama artık izliyorum. Evet. Yani artık mesela bir programa biraz dikkatli gitsem, olmak gerekiyor. Programa gittiğim yerin ismini ya da çalıştığım firmayı ya da çalıştığım markayı ya da şu an artık çok daha farklı bir repertuar yapıyorum. Evet. Ben de çok farklı. Yani onlar onu yapıyorsa ben bu sefer daha farklı artılar kattım. O artıları kattım ve yeni yeni yine tercih edilen beni ayırt eden repertuarı artık paylaşmıyorum. Yani çünkü o paylaşmanın bana ben şöyle bir şey hani bunu bana sorarak belli başlı kişilere versem evet ama bir anda herkes de aynı şey söz konusu olduğu zaman bu bana gerçekten eksi olarak dönüyor. Ya. Çünkü artık piyasa biliyorsunuz yani pop starlar çıktı, yeteneksizsiniz çıktı. O kadar çok tamam olması gerek. Yani çünkü keşfedilemeyen belli başlı Tabii. sesler var. Onlara da belli bir şans. İçlerinden iyi sesler de çıkıyor. Tabii iyi oluyor aslında. Güzel oluyor. Ayırt etmiyorum. Gençler ama... ümitkar oluyor, ümit var oluyor. Evet ama öyle bir şey ki medyatik olmakla başka bağlantılı bir şey. Bir şey. Yani şöyle bir şey, siz yıllarınızı vermişsiniz çok farklı bir derecede o tecrübenizi yansıttığınız bir sesiniz ve sahneniz var. Fakat bir anda ekranda bir kere ya da iki kere görünmüş yeteneksizsiniz gibi bir programda ya da o tarz bir programda görünen bir ses, belki de dötenoside olan bir ses, sahnesinin asla bilinmediği bir ses. Yani çünkü sahne tecrübesi var mı yok mu bilinmiyor. Sizinle aynı masaya oturtulabiliyor yeri geldiğinde. Daha tanınıyor diye. Yani bu gerçekten... Serapcığım sen reverb'ü bilmiyorsun mesela. Şuna bir ses de bakayım. Ses. Ses. Şimdi de... Ses. Şimdi ne oldu? Reverb diyeceksin. Bak reverb oldu bu değil mi? Evet. Reverb demeyi bilmiyorsun.
Reverb dersen olmuyor. Delay dersen olmuyor. Reverb dersen olur. Evet. Reverb de bakayım. Reverb. Hah, bak şimdi medyatik olabilirsin. Şaka bir yana. Devam edeceğiz Serap Yenici ile. Evet. Yeni solistimiz gerçekten benim çok sevdiğim kişilik. Sesini, insanlığını çok sevdiğim bir dost. Güzel şeyler anlatıyor tabii. Rekord dışı. Off record'da. Güzel konuşuyoruz. Harika. O bütün bu biraz kamera iç önü var, biraz kamera arkası var. Piyasanın gerçeklerini biliyor. Kaç sene oldu? 91 üniversiteye girişim. 92'de ilk iki gitarist arkadaşımla birlikte bir sahne. Grup kurmuştuk biz. Evet. Hep grup mu oldu? Yani şöyle, aslında o zaman orkestraya geçişim benim 95 gibi. Hep gitar, iki gitar eşliğindeydi uzun dönem program. Gitarı ondan mı seviyorsun? Seviyorum. Yani ben şöyle bir şey, sesimin tınısının ve yorumunun aslında gitarla birlikte çok daha bütünleşerek ortaya çok çıktığını ilginç düşünüyorum. Gerçekten büyük bütün şarkıcılar neredeyse piyanoyla şarkı söyler. Sen gitar seviyorsun. Yani piyanoyu da seviyorum ama gitarda çok daha farklı. Benim kendime özgü yaratabildiğim, sesimi sürükleyebildiğim tınılar var. O beni daha özgür bırakıyor. İlginç, bak bu çok ilginç bir şey. Mesela gitar seviyorsun, o zaman gitarist de seviyorsun sen mesela. Evet, gitar seviyor. Serap'ın gitar sevmesi benim çok hoşuma gidiyor. Ben de gitar seviyorum. Oradan tanışıyoruz tabii ki. Ama piyano da seviyorum. Piyano da seviyorum. Şimdi Serapcığım, artık tecrübeli bir yaştasın. Hı hı. Çok güzel şarkılar söyledin. Ne tarz şarkılar söyledin daha çok? Besteler de söyledin, biliyorum. Evet. Ama ne tarz şarkılar söyledin? Bir Ege'li ve İzmirli olarak. Bir kere 1-0 önde başlıyorsun sen İzmirli olarak. Ben İstanbulluyum gerçi ama İzmir'den gerçekten çok güzel sesler çıkıyor. Mesela bir Hasan Cihat Bodrum'u anlatan çok güzel bir... O ben gidemediğim için. Bodrum'a bir türlü gidemediğim için beste yaptım. O eski Kadının Senfonileri albümünde vardı o. Ege'den aldık biz başka diye. Yok, başka bir albümde olabilir. Çok albüm yapınca albümleri karıştırıyorum artık. Yani aslında şöyle, bir ara biliyorsunuz yurt dışında festivallere gittim. Evet, onlardan lütfen bahseder misin? O dönemde sizin de çok sevdiğiniz sevgili Özkan Turgay'la olan çalışmalar. Özkan Turgay çok değerli bir kompozitör, müzisyendir. Çok severim. Çok değerli bir emekçidir yani. Evet. Aranjördür, kompozitördür ve değerli bir piyanisttir. O dönem yani gerçekten çok farklı, hani insanın sesinin kendi tınısını keşfetmesi gibi bir şey. O yarışmalara gittiğinizde, evet, aslında hani bir yarışma ortamının gerçekten sanatçılar için geliştirici olduğunu inanıyorum. Çünkü tabii, çok daha farklı seslerle, çok daha farklı kendini kıyaslayabilecekleri, o heyecan yeter bir kere. Örnek alabilecekleri pek çok daha farklı sanatçı arkadaşlar aynı kulvarda, aynı ortamda oluyorlar. O çok güzel. Mesela orada çok farklı bir Aşk Lazım diye bir eserle Malta'da dünya üçüncüsü oldu. Harika. Yani en iyi yorumcu dalında da ben ödülü alırken şarkıda en iyi şarkı seçildi orada. Yani bunlar söz konusu olduğunda... Özkan Turgay'ın bestesi miydi? Evet. Özkan Turgay'ın bestesiydi. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum değerli arkadaşıma. Aranjörlüğünü onun yaptı. Tolga Gürdil'in de aynı zamanda katkıları olan bir eserdi. Şöyle bir şey var orada. Yani biz Türk formlarının tamamını taşıyan bir şarkıydı. Batı caz böyle caz esintileriyle bir şekilde başlayan ama sonra tamamen o bizim Mahmure'ye doğru yol alan. İnternette hani, var değil mi bunlar? Evet evet. Hepsi var. Aşk Lazım diye dinleyebilirler. Çok güzel. Sonra da hani şu an günümüzün artık hani bir DJ'in o ritmik tempolu şarkılarıyla dans etmeyi sevenler için şarkı o formattan başlayıp öbür formata kadar tamamen değişerek taşınıyordu. Evet. Yani şöyle bir şey aslında. Türküleri seviyorum. Şansonları seviyorum. Caz seslendirmeyi seviyorum. Latin şarkılarını seviyorum. Yunan sesime giden şarkıları seçip seslendirmeyi seviyorum. Türk sanat müziğinde gerçekten her makam gitmiyor. Evet. Ben buna da inanıyorum. Hani herkes her şeyi söyleyemez. Çok güzel. Gerçekten, bu önemli bir şey. Gerçekten sesime giden o ruhu verebildiğim, yansıtabildiğim, karşı tarafı da rahatsız etmeyeceğim. Çünkü o tınıları verdiğim... Bunu lütfen bir daha söyle.
her şarkıcı her şarkıyı söyleyemez. Evet, her şarkıcı her şarkıyı söyleyemez. Söylemeye çalışıyorlar. Ve aynı zamanda her söylenen şarkı aynı şekilde karşı tarafa işlemez. Çok güzel. Bir de bu var. Yani onu işletebilmek için gerçekten doğru şarkıyı seçmek gerektiğini inanıyorum ben. Yani bazı makamlar var gerçekten hiç uyuşamıyoruz. Tabii. Ama bazılarıyla da yani ben Nihavendler, Braslar, yani gerçekten kendime benim daha yeni yeni böyle nameler katıyorum sesime aslında. Daha düz, daha batı bir sesim vardı. Batı müziği eğitimi aldığım için. Ama şimdi artık olabildiğince çeşitlendirip renklendiriyoruz. Yıllar buna o rengi katıyor, o tabii farklılıkları katıyor. O dönemlerde mesela tercih ettiğim makamlar da artık belki daha sesin yorumunun gelişmesiyle genişleyebiliyor, çoğalabiliyor ama işte hep kendim bilerek hareket etmeye çalıştım ben ve hayatta bir felsefem var. Yani bir adım atıp o adımdan asla geri dönmeyip gerekiyorsa aynı adımda beklemek gibi bir ruhum var, özelliğim var. Bazen diyorlar hani Serap Hanım bir şeyler yapmıyor musunuz? Yeni bir çalışma yok mu? Yani eğer ki o atacağım adımla ilgili doğru bir hani ne derler, belki iç sezlerime de güveniyorum. Yapacağım adımların alacağı yolu da belki kestirebiliyorum. Onu hissedemiyorsam asla aynı şekilde o adımı atmıyorum. Ama mesela yaptığım bir çalışma var, bir yere kadar taşımışım. Onun haricinde daha bir önce yaptığım bir çalışmaya bir adım atacak olursam, hı hı, beni geri götürecek olan ya bir çalışma. Onu da kabul etmiyorum. Evet. Yani seçerek, itinayla kendimi çok fazla ortalığa çıkarmadan doğru ve düzgün bir duruşla aynı zamanda da doğru ve düzgün eserlerle atılım yapmak için bekliyorum açıkçası. Yani televaleye filan bir girişimde bulunmuyor musun o medyaya? Şimdi şöyle, televale ben biliyorsun, magazine de çok karşı. Halka çabuk ulaştırıyor. Şimdi magazine de çok karşı değilim. Magazinci çoğu arkadaşım, dostum var. Tabii. Hepsini de çok iyi tanıyorum. Onların da görevleri o. Yani bir şekilde o işi yapıyorlar. Yani o işle başlamış durumdalar. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında beni de çok aşırı yalnız bırakmadılar. Fakat onların seçtiği böyle bir kulvar vardı. Yani Serapçığım, yani birisiyle göründüğünde, biriyle başka bir yerde göründüğünde çok daha kolay yol alabilme şansın var. Yani ama bu yaptığın çalışmalarla bir yere kadar bir şekilde biz sana destek verebiliriz dedi hepsi. Birinle yani, görünmek istemedin mi? İstemedim bir tabii artistle ki. Asla istemedim. Böyle mi yapıyor diğerleri? Yani genel imaj olarak yani olması gereken, tercih edilen. Yani şimdi şöyle bir şey. Hı hı. Serap Yenici olarak bir ismi bir yerlere taşımaya çalıştım. Ve bu çalışmaya yani emek harcadığım yolda da belli bir kitle, evet, çünkü artık şu an o kadar çok sanatçı var ki, her sanatçıyız gerçekten, hiç kimsenin bilmesi mümkün değil. Sanatçı mı benim onlar? Bile bilmediğim. Peki, sanatçı mı onlar? Sanatçı olarak şarkıcı demeyeyim mı, şarkıcı, solist diyelim. Ama sanatçı statüsüne giriyor değil mi? Evet, bazen ismen öyle geçiyor. Şimdi her solisti tanımak şansımız yok. Ben bile bazen açtığımda televizyonu şok oluyorum. O kadar çok farklı isimler çok çıkmış, kişi var. O kadar çok kişi çıkmış. İçlerinde bakıyorum güzel çalışmalar yapanlar var. Mesela bir kızcağız var, hemen şurada söyleyeyim sana. O kızı ben bir daha göremedim hiçbir yerde. Nükleer başlıklı kız diye. Çok güzel şarkı söylüyor. Şarkıları çok güzel. Çok hoş, çok özgün. Arkadaki çalan müzisyenler de beste söylüyor. Başkasının şarkısını söylemiyor. Hı hı. Ben o kızcağızı çok beğendim. Çok özgün ama her yerde yok. Mesela ben onu kaçırmışım. Hiç haberim bak, yok. Bak görüyor musun? Ben şu anda o kızcağızı da bulup programımı almak istiyorum, arşive. Duyuruz. Böyle özgün müzik internetten yapan, özgün müzik yapan, hafif progresif rock gibi yaptıkları tarz çok değerli gençler var. Onları da sanatçı buluşmalarına alacağım. Nükleer başlıklı kız internetten seyrediyorsa bana ulaşır onlar. Evet Serapçığım, devam edeceğiz. Serap Yenici çok güzel şeylerden bahsediyor. Gerçekten artık kendisi de bir hoca konumunda. Diğer solist, genç solistler için de söyleyeceği çok şey var, ben biliyorum. Fakat benim de yaptığım gibi o da televizyonculuktan, radyo programcılığından, işte konserler dışında insanlara ulaşmak için her türlü imkanı ve ortamı değerlendiriyor. Çünkü insan seviyor. Ve taviz vermeden gidiyor. Biraz önce söyledi ikinci çekimimizde. Taviz vermiyorum hocam dedi. Taviz vermeden gideceğim
ve bu konuda kararlıyım dedi. Çok güzel bir kadın. Yani Türk erkeğinin de seveceği tipten, seveceği, beğeneceği tipten. Şeyde, o kiloluyum ben diyor ama Türk erkeği biraz balık et sever. İyidir yani. Zayıf kadın sevmez. Çoğunluğundan bahsediyorum. O da diyor ki biraz kilo vereyim diyor üstadım diyor. Hayır kilo verme Serapçığım, böyle kal. Fıstık gibisin. Tam bir İzmirlisin. Aynen böyle devam et. Yok yok. Şimdi televizyona geri dönmek istiyorsan bu kiloları vermem lazım. Hayır verme. Üstadım. Çok çünkü, güzel. Şimdi çok güzelsin. Ekran bir 10 kilo daha katıyor biliyorsunuz. Ben mi acaba böyle seviyorum bilmiyorum. Yani normalde böyle olabilir de bunu ekranda gördüğünüz zaman sevmiyorsunuz. Evet ya ekran çünkü, 5 kilo. Geçen şey de söyledi bunu. Ne 5 kilosu? 10 kilo katıyor. Ben kendimi tanıyamıyorum. Katıyor. Şimdi bu LED ekranlar, geniş ekranlarla inanılmaz derecede gerçekten değişiyoruz. Neydi değerli sanatçımız? Volkan Konak da söyledi ya. Ben bu kadar kilo değilim de çok güzel program yapıyor. Çok seviyorum. Çok Volkan Konak'a katılmalısın. Evet inşallah. Muhakkak katılmalısın. Aslında gerçekten, ben şundan evet yanayım televizyon programları deyince. Şimdi ben televizyon programı yapmaya başladım Yıldızlar. Bunlardan da bahsedelim. Evet. Bir zaten öyle bir çizgim vardı. Yani yıllarını vermiş sizin gibi sanatçılarla da çalışıp aynı ortamda bulununca Özkan Turgay gibi, Hasan Cihat Örter gibi. Çok güzel program. Yani o ruhu istedince gerçekten kimleri, o zamanın, kimleri çağırmadın o zamanın ki ruhunu ve o sanatçıları olan Erol Büyükpuş, Erkut evet Taçkın, yani Metin Ersoy. Vefa kimler, kimler borcu olduğunu hissettim. Müthişti, müthişti. Ve kaç hani, sene yaptın? 35 program yaptım. Yani bir seneye yakın tabii bir program. Kaç sene? Bir seneye yakın. Oo, bayağı uzun. Yani öyle 2 ayda 3 ayda bitmedi. Yok yok. Ya biliyorsunuz 13 bölüm yapıyorlar. 1,5 sene sürdü aslında. 1 sene de değil. Ben sanki 2 biraz sene gibi hatırlıyorum. Yok. Belki aralarda da verdiler de ondan senden sonra. Çok tekrarım oldu daha yaşa sonra da. Ondan sonra. Yani Ayten Altman, Berkant mesela onları şu an gerçekten Allah rahmet eylesin. Toprakları bol olsun. Rahmetle yad ediyoruz hepsi. Değerli yani, solistlerimiz. Yani iyi ki öyle bir programı yapmışım. İyi ki onlarla öyle bir ortamı. İyi ki, daha iyi ki var o. Hani iyi ki ben aynı ortamı paylaşıp sohbet edip onların anılarıyla o güzel dersleri almışım. Arşivinde değil mi hepsi? Tabii tabii. Yayınlıyor musun hepsi zaman zaman? Şimdi. Yavaş yavaş yayınla onları artık. Koy YouTube'a. Hepsi var. Hepsi var mı? Hepsi var. Yıldızlar Gece Parlar yazdıkları takdirde YouTube'dan onlarla yaptığımız bütün diğer ben fotoğrafımı beğenmemiştim. Sonra düzelttin mi onu fotoğrafı? Bilmem hangi fotoğrafı koymuştum. Bilmiyorum ki. Ben de senin gibi titizim. Her şeyi beğenmiyorum. Bu insanımıza duyduğumuz saygıdan değil mi Serapcığım? Elbette elbette. Onun ben için de aynı şekilde. Evet. Çoğu arkadaşım anlamıyor. Saygıdan bazen sevgiden. Ben diyorum ki bazen fotoğraflarımı etiketliyorsunuz diyorum ya da bir ortamda paylaşıyorsunuz. Evet. Ya diyorum o yüzden bir sorun zaten, o yüzden zaten bir engel koydum. Aa canım çok hani titizsin. Benim ağım olmadan. Gerçekten çünkü, çok titizsin. Tebrik ediyorum. Sonuçta hani ben diyorum siz ya da birkaç arkadaşım ailem değil belli bir şekilde olabildiğince beni takip eden ve hani onların hep görmek istedikleri bir imaj var. Var. Aynı şey kendim için de düşünüyorum. Yani şu an televizyonda izlediğimiz pek çok küçük kişinin hani o izledikleri programlarda sevgili Zahide var arkadaşım yetiş. Evet evet. İşte belli bir şekilde Gülben programı yapıyor. Düşünüldüğü zaman saçını mı kesmiş ne renk yapmış şöyle bir imaj mı olmuş. Evet. O kadar her şeyini takip ediyorlar ki bazen çok kendi takibimi düşündüğüm zaman Allah'ım diyorum bu kadar çok takip edilip eleştiriliyorsam o programda kendimi düşünüyorum bazen. Çok daha fazla titiz olmak ama bu tecrübe işte. İşte o titizlik belki bunu yansıtıyor. 10 sene önce böyle düşünemiyordun ama şimdi şu anda. Tabii tabii. Evet. Tekrar var mı gündemde? Çünkü senin gibi gerçekten bu işi böyle hassas olarak yani şöyle, titizlenerek yapan sanatçılara çok ihtiyaç var. Şu var. Orada çok istediğim bir şeyi yapmıştım. Vefa borcumu ödediğim bir programı. Kanalını da söyleyelim mi? Sine 5'teydi. Sine 5 evet. Sonra aynı kanalda bana gündüz programı teklif etti. Evet evet. Gündüz programı yani saat 2'den 4'e kadar kadın kuşağı programı. Bunu sunar mısınız Serap Hanım dediklerinde ben o zamanki müdürlerime yöneticilerime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizim çok fazla o zaman biliyorsunuz TMSF'deydi Sine 5. Çok da fazla reyting kaygımız da yoktu bizim. Biraz da ondan kaynaklanan bir rahatlıktı belki ama ben şunu şart koştum. Ben dedim evet çok fazla şarkıcı, sanatçı, solist yani bir şekilde piyasaya her gün yeni bir albüm çıkıyor. Fakat dedim bu ben güzel bir şey aslında çıksın. Güzel yani bir, en azından seçenek çoğalsın. Sirkülasyon ama olsun yani. Ben bazen çokluğun yokluk olduğunu da düşünüyorum. Çünkü, kalitesiz olursa. Çünkü hani bazen 10 albüm çıkıyordu. 10 albüm içerisinde tek tek sindire sindire bütün şarkıları dinliyorduk. Hepsini bilip hepsini keşfediyorduk.
Şimdi ben bile, benim arkadaşlarımın bile bana hediye ettikleri albümleri, CD'leri belki baştan sona dinleyebilecek vakti bulamıyorum. Çünkü vakit o kadar yok. Çok, o kadar çok var ki. Çok. Hangi şarkıyı gerçekten sindire sindire ya da belli bir şekilde albümü dinleyebileyim. Çok çok fazla var. Bu yokluk bence. Tabii. Yani o şeyi alamıyorsunuz. Tam hazını, tadını alamıyorsunuz. İnternet de var ama internette başım belaya girdikten sonra soğudum internetten de. Hı hı. Yani böyle taze taze CD'den dinlemeyi, bunun çünkü hertzleri daha yüksek, tabii, sound tabii olarak. Ki çok fazla. İnternette geçen... MP3 falan oluyor. Bir sürü şey, yani küçültmek için sound da gidiyor. Yani, görüntüler de gidiyor. O kalitede dinleyebilmek mümkün olmuyor. Evet, yani insanlar artık internetten de bıkmaya başladılar. Evet. Yani... Çünkü denetimsiz bu ortam. Sana da saldırıyorlar mı? Bana öyle çok saldırı olmadı da yani şöyle farklı şekilde bazı ortamlar söz konusu olabiliyor. Olabilir tabii, tabii yani. Güzel tabii. Bir bayansın, iyi bir insansın, yüreğin temiz, açıksın. Dolayısıyla internet aleminde her türlü cambazlığı ve kötülüğü yani yapacaklardır. Yani bir şekilde müziğimizi herkese ulaştırmak istediğimiz için fan sayfalarımızı özellikle olabildiğince açık tutuyoruz. Pek çok kişi kendini rahatlıkla ekleyebilsin diye. Ekleyen kişiler arasından bazen hani müziği bile dinlemeden sadece resme bakarak gelmeyi düşünen kişiler söz konusu olabiliyor. Onlar da bir eleme yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben onu anlatıyordum. Lütfen. Oradayken şunu şart koştum. Ben dedim gerçekten yalan söyleyerek program yapmak istemiyorum. Güzel olmayan bir şeye güzel olmuş demek istemiyorum. O yüzden lütfen dedim konuk seçimini bana bırakacaksanız ben bu programı yapayım dedim. Çünkü öyle bir şey olduğu zaman çıkan her albümü ya da her sanatçıyı belli bir elemeye tutmadan bir şekilde konuk etmem gerekecekti. Ve belki de ben sevmediğim bir müzik tarzına, dinlemediğim ya da dinleyemeyeceğim bir müzik tarzına bile çok güzel olmuş, harika deyip o programdaki ev sahipliğimi göstermek zorunda kalacaktım. Açıkçası bu çok, çok fazla tarzım vefalısın. Olmadığı için ben ne yaptım o zaman? Bunu bana söyledikleri andan itibaren İstanbul'da albüm çıkarmış... İzmir'de benim bildiğim albüm çıkarmış. Bütçesi yetmemiş, klibini döndürememiş ama kaliteli güzel müzik yapan. Çıktı mı canlı canlı, dolu dolu söyleyen ne kadar kişi varsa önce onlardan bir liste oluşturdum. Bravo. Yani bunun içerisinde Sarp Ersen'imizden tutun, Erdem Ergün'den tutun bunlar gerçekten farklı. Bosnalı Cenk'ten tutun. Hepsi farklı tarz müzikler yapıyorlardı ama Neslihan Demirtaş. Bunlar hep böyle çıktığı zaman dolu dolu canlı canlı söyleyebilecek seslerdi. Bunların hepsini öncelikle bir konuk ettim programda ve herkes bu sesler neredeymiş? Ya, nereden buldunuz bu sesleri mi? Dediler. Sen olmasan zaten o isimleri ben de dahil kimse çağırmaz. Evet. Onlar böyle bir 30-40 kişi yapmışlar. Diğer bütün kanallar da dahil buna. Evet. Hep bir onlar, liste dönüyor. Yani her yerde liste her dönüyor yani. Ya bizim halkımız da bıkmıyor mu acaba bunlardan? Yani hep yani her yerde aynı döngü var. Radyolarda da aynı şey var zaten. Yani bir tezgahtır. Bir kumpastır gidiyor Serapçık. Radyoları dinlemek için açıyorum. Birkaç radyo var sevdiğim. Hani mesela Radyo Voyage gerçekten çok seviyorum. Ben tercih ettiğim müzikal seçimleri açısından ama yani mesela bir ara ben de TRT 3 FM'i izliyorum. Çok güzel. Programımı TRT 1 hali arkası yarına devam ederim. Öyle mi? Çocukluğumuzdaki gibi. TRT 1 FM, TRT 3 FM. Arada Açık Radyo güzel programlar yapıyor. Hı hı. Yani bunları halkımızı bilinçlendirmek için yapıyorum. Serapçığım devam edeceğiz. Devam. Neyle devam edeceğiz? Benim Bodrum'a gitmediğimin ifadesiyle. Gidemedim bir türlü. Ege'den ben de... aldık biz bu aşkı. Evet, bununla devam edeceğiz. Ege'den aldık biz bu aşkı. Zeytin dalları yollar, beyaz boyalı evler, kendinden geçersin ah sarmaş dolaş kollar. Ege'den aldık biz bu aşkı. Senle olduk divane. Bodrum'a doğru yelken açtık. Aşkla olduk pervane. Vay vay neler yazmışım. Sevgi tozuyla yollar, aşkın sazıyla teller. Şarkımızı söyler ah çarpar bütün kalpler, eller, yürekler. Burada evet. Çok güzel oluyor. Bütün eller çarpıyor şarkı. Evet canım. Çarpar bütün eller. Gidemedik Bodrum'a. İzmir'e çok gittim. İnşallah. Buradan çok Bodrum Belediyesi'ne de duyuru yapalım o zaman. Evet. Bu bölümü de kesip özellikle gönderelim onlara. Evet canım. Bir gidelim beraber.
Evet, ben albümden önce gitmiştim Gümüşlük Belediyesi. Çok güzel. Konuk etmiştim. Orada söyledin mi bu şarkıyı? Albümden sonra tekrar bir gidip hani bu şarkıyı seslendirmek istedim. Aa, ne güzel olur. Bodrum'da seslendirmedin mi bu şarkıyı? Bodrum'da seslendirmedim. Bodrum'un haricinde pek çok yerde seslendirdim. Çok ilginç. Albümden sonra Bodrum'da seslendirmedim. Şimdi Serapcığım, teşekkür ediyorum önce. Benim bestemi adını albümüne verdin. Evet. Ama oraya da yazdım zaten. Albümün başında var biliyorsunuz. Şurada olması lazım. Evet. Bunu ben mi okuyayım? Beni mahcup ettin. Uzun bir yolculuktayım. Bazen yıldıracak kadar yorucu, bazen de hayat kaynağı olacak kadar mutluluk veren bir serüven. Şimdi serüvenin en heyecanlı, en mutluluk veren anı başlıyor işte. Daha geniş ufuklara, daha çok müzik dostuna ulaşma vakti. İlk durakta doğduğum, büyüdüğüm yeri, ailemin, dostlarımın var olduğu ve unutulmaz anılarımın olduğu Ege'yi unutmadım. Sevgili Hasan Cihat Örter eserinde en güzel şekilde anlatmıştı Ege aşkını. Ve albüm kendi ismini belirledi. Ege'den aldık biz bu aşkı. Vay vay vay. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şu kapağımızda var. Evet canım. Çok güzel yazmışsın. Söz müzik ben Deniz Fakir'e ait. Aranjör Nazım Akman güzel bir aranjman yapmış. Buzuki Orhan Osman. Buradan Orhan Osman evet, kardeşime albüm çok sevdim. Aslında aranjesinde de Orhan evet, Osman'ın evet, Buzuki temaları çok. Ben Buzuki'leri daha başka çalmıştım ama Orhan'ın çaldığı daha güzel olmuş. Klasik gitar öğrenci bir Seren Yastıman. Keman Altı Öncü. Akordeon Taner Karaoğlu, Tamer Karaoğlu. Vokaller Murat Güneş, Emel Yalçın. Hemen dinleyelim mi? Dinleyelim. Ege'den aldık biz bu aşkı. Albüm versiyonu. Hela. Şarkımızı söyler o.
Çok güzel. Sesine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sana da çok yakıştı. Ben her dinleyişinde bu şarkıyı, o coşkuyu hissediyorum. Sanki klibi çekerken de böyle o Bodrum'un bir Gület'le beraber şöyle açıldık denize doğru. Bir tarafta kale, bir tarafta böyle Bodrum'un eşsiz denizi, mavisi, gökyüzü. Yani onu düşündüğüm zaman gerçekten şarkıyı her dinleyişinde ortamı yaşıyorum. Serapcığım, klip de çok güzel. Ve klipte de benim en çok klip. Sevdiğim hı-hı. filmden alıntı var. Zorba filmi ve en sevdiğim sahne. Aktörden Anthony Quinn'in. Evet, Zorba müthiş sahne. Bir filmdir. Ölümsüzlerden. Onu koymuş yönetmenimiz. Çok özel teşekkür izni aldık onun için. Evet. Özellikle çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o filmden o izni almak da yani müthiş bir şey yapmışsın. Hı-hı. Harika. Yani hakkıyla evet. yaptık yani. Hiç çok güzel. Çok hak ettiği yere inşallah gelir diyorum. Çünkü kaliteli yapılmış işi eninde sonunda keşfediyorlar. Yani biraz bu, geç oluyor yani. Şöyle bir şey var. Geç, hani geç ama güç olmasın derler. Evet, hani geç oluyor. Bir şekilde geç mesela. İlk kez alıp da dinleyenler var. Beni bile ilk kez dinleyenler var. Hı. Ama hani o ilk kez dinleyenin yansıtmış olduğu o enerji, o güzellik, o çok fark güzel. Ediş bile o harika oluyor. Ben konserlerde bunu takip ediyorum. İlk defa dinliyorlar. Halbuki 5000 üstü konser vermişim. İlk defa dinliyor. Ve hocam sen neredeydin diyor. Salacaktayım diyor. Hani senin eve nasıl gidiliyor dedim. Taksiyle dedi ya. Neredeydin diyor. Salacaktı, Üsküdar'dayım. Çok güzel bir albüm. Sen de ölümsüz bir albüm yapmışsın. Evet, benim bestem her anında her şeyin. Benim bestem içinde var. Olduğu için söylemiyorum. Burada kimlerin emekleri var? Bir bahsedelim. Albümde. Evet, tabii. Evet. Şimdi sevgili Özkan Turgay tabii ki. İlla ki evet. O bir armada olarak hı-hı. imzayı atıyor. Evet. Değerli üstad. Aynı zamanda Vasilis Selyas Yunanistan'da. Aa, özellikle çok severim. Ne tuşedir o ya. Ruhuyla şöyle gerçekten ya. Katıldı. Müzik Orhan Osman dediğim gibi yani çalmakla kalmayıp aynı zamanda aranjelere hı-hı. ruhuyla katkıda bulundu düşünceleriyle, fikirleriyle. Sevgili Ege, ne güzel. Hem değerli sesini, bir solistimizdir o da. Hem bestesini. Onu da çok almak isterim sanatçı buluşmalarına. Telefonla bana ver de. Tevazu, değerli bir kardeş. Bir çok değerli bir kardeş. Çok çok başarılı bir sanatçımız. İllaki. Ben onu çok severim. O çünkü beni dinlemeye gelmişti. Müzik Orhan Osman kardeşimle konser verirken onun bir yeri vardır Taksim'de. Hı-hı. Ege de gelmişti beni dinlemeye. Muhakkak eksik olmuştur. Sever bir de çok. Şöyle biraz Ege zeytinyağlarını çıkartıyor. Öyle mi? Çok böyle en özel, en güzel şişelerde. Ergin zeytinleri var bir de meşhur. Yurt dışına Ege zeytinyağlarını evet. Ergin zeytinlerini biliyor musun? Yok, onu da biliyorum. Etine dolgun, harika. Çanakkale, Bursa, Balıkesir tarafından. Evet. Şimdi yeni bir albüm de hazırlıyor diye biliyorum aynı zamanda. Reklamı da aldık araya. Hadi bakalım hocam. Evet. Biz de bekliyoruz Ergin zeytinlerinden efendim. Çünkü çok sevdiğim bir zeytin. Sonra tabii ki belli bir şekilde albüme gerçekten benim hani İstanbul'a ilk adım atışım 2000 senesi. Hemen geldiğimde hiçbir müzisyeni tanımıyordum. Hiç kimseyle tanışmıyordum. Zaman içerisinde, yıllar içerisinde kurduğumuz orkestralarla, birlikte gittiğimiz işlerle İzmir'de, İstanbul'daki pek çok müzisyeni tanıma şansım oldu. Ve o yıllar içerisinde çalıştığım gitarist arkadaşlarım, işte saksafoncu, trompetçi, akordiyoncu, çoğunda Buzuki Orhan yine müzisyen Acım. Desteği de verdi bana albümde. Helal olsun, doğru, çok değerli bir kardeşimiz. Olarak. Çok değerli bir üstad. Şunu söyleyebilirim, hani tek bir gitaristin elinden çıkar bazı şarkılar. Öyledir. Ben bu albümde o kadar güzel bir sinerji var ki üstadım. Ben bunu çok bunu kıymetli çok, sanatçıları çok ayrı bir yerde tutuyorum. Evet. Çünkü bir şarkıda siz varsanız, diğer şarkıda Erdiş Şenyaylar var. Ya. Diğer şarkıda güzel. Serhan Yastıman var. Vay 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 vay. Diğer şarkıda evet. Altı Öncü var. Ya. Yani böyle bütün değerli müzisyenleri toplamışsın sen. Evet evet. Yani bir tarafta Mert Ali İçerli. Benim herhalde müzik hayatıma başladığım günden itibaren yanımda olan, sahnede bana eşlik eden, bana destek veren o kadar çok müzisyen arkadaşımın hepsinin ruhen bestesiyle ya da enstrümanıyla hepsinin katkısı oldu. Onu ben de biraz istedim. Yani mesela sağ olsun size rica etsem mesela siz belki bir şarkım değil üç şarkıma da hepsine çalardınız. Ben iyi çalgıcıyımdır.
inanılmaz derecede... Şey yapmam yani ama çalarım. Hatta çalınmayacakları da çalardım. Ben Osman İşmen'le çok çalıştık Osman İşmen dostum. Şunu özellikle ifade etmem lazım. Albümü almayı düşünmediğim, öylesine mırıldandığım bir bestem vardı. Dargınım İzmir diye. Aa, biliyorum. Ben üstadımıza bunu dinlettim. O kadar çok beğendi ki oradaki yorumumu. Müthiş. Bunu bana bırak dedi. Bir gün bir geldim, şarkı başka bir boyuta girmiş ya. Üzerine. Bütün enstrümanlar çalınmış. Albümde var. Son şarkı. Hadi dinleyelim onu da. Evet. Onu da dinleyelim. Sonra o demo olan halini, piyanosu biraz böyle şeydi. Çünkü öyle gelişigüzel bir besteyi hayata geçirmiştik biz. Evet. Ama diğer enstrümanları ekledince başka bir boyuta girmişti. Töre'ye dedim ki bunun piyanosunu da düzeltelim, ben bunu albüme koyacağım, çok sevdim dedim. İşte o benim sizin bestenizle albüme katılmış olan şarkıyı da paylaşalım bence. Evet, birazdan... Dargınım İzmir, vefasız Dargınım İzmir dostlarına gelsin. Evet, birazdan dinliyoruz. Dargınım İzmir, Serap Yenici bestesi. Ben de perdesiz gitar çaldım. Aranjmanı yaptım. Parçayı ortaya çıkardınız. Gidelim ardından bakmadın bile. Seviyorsun. Böyle bir final lazımmış buna. İşte burada yaptım onu da. Çok seviyoruz tabii İzmir'i. Dargın değiliz, kırgın değiliz. Fakat vefasızlıklara üzülüyoruz. Elbette canım, ya İzmir'siz yapamıyorum ama yani aslında şöyle bir şey var. Yani İzmir dendiği zaman şöyle bir şey. İstanbul'a doğru hep bir özenti, hep bir İstanbul'u takip etme söz konusu. Bunu İzmir'de İzmirli olup albüm çıkarıp İzmir'de yaşayan arkadaşlarım da çok fazla yaşıyorlar.
Yani onlar orada oldukları ve orada durdukları halde hep İstanbul'da yine dediğiniz gibi medyatik olan, favori olan kimse ya. Hep onları oralarda bir şekilde sahnelerde görmek gibi bir durum söz konusu. Halbuki esas içlerinden çıkmış. Tabii. Ve hani başka bir yere, başka bir şehre gittiği Grup Doğuş zaman, gibi bir orkestra çıkmış İzmir'den. Ne müzisyenler. İzmir çıkmış. Kent Orkestrası müthiştir. Çok değerli müzisyenler eskiden, vardır. Eskiden güzeldi. Evet, şimdi güzel değil eskiden mi? Eskiden daha güzeldi İstanbul. Evet. Yani, eskiden her şey daha mı güzeldi acaba? Evet, yani şu an ben açıkçası Kent Orkestrası'nın da o eski kalitesini, eski yani o disiplini yansıttığına çok inanmıyorum. Gene iyi olur inşallah. İnşallah. Şimdi senin de biraz müzik diyelim mi gene? Vokal yapabileceğin benim bir bestemi. Serap Yenici'nin vokalistliğini bilmez herkes. Solistliğini biliyor da herkes. Evet. Bir anda nasıl reklam müziği yapıyor? Bir anda geliyor bir kere. Relatif kulak ve absolut kulağa sahip. Bunun için diyorum eğitim çok önemli. Yani eğitimsiz olup da bu işi yapanlar Allah vergisi tabii çok kişi var. Yani bunun ama eğitim hani bir konservatuvar böyle bir önemli. Sahip olup yapabilenler önemli ama hani bilincinde olarak kullanabilmek açısından eğitim çok. Önemli. Bir besteciğimi beraber seninle improvize yapacağız. Hadi yapalım. Dolayısıyla bunları da koyuyorum. Nerede gireceğimi bilemedim. Bir yerde daldım. İşte improvizasyon bu. Improvizasyon bu. Güzelliği de bu. Şimdi senin şarkılarından yeni albümde iki nolu albümü. Evet.
İki de ne oldu? Şarkıyı dinleyelim mi? İkiyi mi dinleyelim mi? Malta'da derece alan o üç numarayı dinleyelim. Üç numarayı dinleyelim. Peki. İsmi neydi ona? Serap Yenici'nin vokal tekniğini çok beğeniyorum. Böyle benim terapik bir şarkım. Ağlıyorum. Beraber düet yapacağız. Sizin için. Şu anda yeni ilk kez doğaçlama. Thank you.
çok duygusal. Böyle doğarmış zaman bir anda nereye gideceğini bilemiyoruz. Ama önemli olan da o. Aşkın nereye gideceğini kimse bilemez. Umarım. Aşk zaman... başladığı zaman adamı perişan eder. Bu birliktelik güzel yansımıştır o zaman. Onun için zaten adı aşktır. Yoksa aşk olmaz, aşkın da kıymeti olmaz. Dolayısıyla müzikteki, sanattaki aşk bambaşkadır. Dolayısıyla hissettirebiliyorsak, güzel dostlarla paylaşabiliyorsak... Ne mutlu. Ne mutlu bize. Devam edeceğiz. Ege'den aldık biz bu aşkı gibi Serap'ın yorumlamasını istediğim bir şarkım daha var. O da onu çok seviyor. Gemiler geçer boğazdan. Gemiler geçer boğazdan, kaptanı ben. Martılar şarkı söyler sabaha kadar çığlık çığlık. Üsküdar yalnız. Oh,
Üsküdar'a gelsin. Evet, şimdi geçtiğimiz 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde sizle paylaştığımız Aşk isimli bir single çalışması. Özkan Turgay'ın tamamen söz, müzik, aranje ile bize kazandırdı. Ama bugün Hasan Cihat Örsel'in de ben ona vokal yaptığım için o da bana bugün o güzel ruhunu bu esere katmayı o da istedi. Çok teşekkür ediyorum kendisine ve aşkı sizle paylaşıyoruz. Sanatçı buluşmalarına bugün gerçekten benim çok sevdiğim bir yorumcu, şarkıcı, müzik sanatçısı, televizyon sunucusu ve yapımcısı da diyebiliriz onun için. Serap Yenici ile beraberdik. Harika çaldık, söyledik Serapcığım. Ben de çok keyif aldım. Var ol, nur ol. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Sen buraya yabancı değilsin tabii, biliyorsun. Evet, ben sizin ailenizin kızı gibi de düşünüyorum. Evet, öylesin. Kendimi. Gerçekten öylesin. Ve hani burada her gelişimde sizin her seferinde farklı tarzlarda yaptığınız eserlerle karşılanıyorum. Onlarla değişkenliği seviyorum. Bambaşka müzik yolculuklarına çıkıyorum. Bu da gerçekten çok büyük keyif veriyor bana. Sizinle olmak her zaman hem öğretici hem dinlendirici hem eksik de olma. Eğitici. Son olarak hani derler ya, hep son yoktur ya müzikte, sanatta sonsuzdur ve evrenseldir ve bütün siyasi düşüncelerin, görüşlerin ötesindedir müzik. Hı hı. Bütün dünyayı kucaklar. Bütün insanları kucaklar. Sen de proje bitmez. Ben senin çalışkanlığını biliyorum ama şöyle bir duyuralım. Neler yapacaksın? Ne düşüncelerin var? Neler yapacağım? Açıkçası hani şu anda Türkiye'deki kanallarla hani ben bir adım daha ileri gitmek istiyorum ama
olabilesi kanallar olan projelerimizde şu anda biliyorsunuz yani sponsorunuz varsa program yapabiliyorsunuz gibi bir format söz konusu. Maalesef. Benim gibi eyvallah olmayan kişiler için de çok zor bir konsept olarak gözüküyor. Ama olacaktır inşallah. İnşallah. Sen çok iyi bir insansın. İnşallah. Güzel bir insansın. İşini çok iyi yapıyorsun. Severek yapıyorsun ve insanları çok güzel eğlendiriyorsun. Dolayısıyla sponsorlar bulunacaktır. Muhakkak, muhakkak. Hiç şüphem yok. Bulunmasa da şu önemli benim için. Hani zamanında dedim ya benim yöneticilerim beni destekleyen, o dönemki ruhu, kültürü ve sanatı destekleyen bir yapıyla karşı karşıyaydım ve birlikte ortak yol aldık. Aynı düşünce ruhuna sahip olan bir kanalda yine aynı şekilde bir çalışmalar yapabilirim. Tabii bununla yani. İlgili görüşmelerim sürüyor. Özellikle Kıbrıs ağırlıklı olabilir diye düşünüyorum. Bu. İlginç. Kıbrıs'a mı gideceğiz? Biraz böyle bir Kıbrıs'a gitmeyi düşünüyorum. Kıbrıs'tan yani bak kendime pay çıkardım. Kıbrıs'a mı gideceğiz? Tabii ki. Konuklarımız oraya gelecekler. Yavru vatandan ana vatana olacak olan seslenişler söz konusu olabilir. İnşallah. Bunun temellerini atmak için geçen hafta oradaydım. Oo güzel. Onun haricinde sahneyi de biraz o tarafa doğru taşımak istiyorum. Ama tabii benim kurumsal çalışmalarım var. Tabii şirketlerle olan yoğun çalışmalar. O devam ediyor. Ben buraya geldiğimizde geçenlerde biliyorsunuz jingle reklam müziğinde ya. Sizin gibiyiz aslında. Yani marka geliyor. Daha geldiği an onun hemen nasıl satılabilirliği, nasıl ön plana çıkabilirliği. Bu arada Obak Market'in çok teşekkürü var. Öyle bilhassa mi? Serap Yenici dostumuza Osman Obak çok teşekkürler ederiz hocam. Bizi mahcup etti güzel sesinle dedi. Biz de öyle bir hediyecik yaptık yani. Çok teşekkür ederim. Gönülden. Bila ücret yaptım. Ne sen güzel. De bila ücret benim hatırıma söyledin ama o bak market hemen yukarıda Üsküdar'da Doğancılar Karakolu'nun karşısında. Ne güzel. Osman Obak'a da selam olsun. Ben de sizin vesilenizle markayı tanımış her şeyi oldum. Parayla olmaz. Yani her şey tabii ki. Ruhen ve gönülden yapılan o kadar şimdi, çok çalışma var şimdi ki zannediyorlar bunlar başka ki, yerlere taşıyor insanları. Şimdi zannediyorlar ki Hasan Cihat Örter Ege'den aldık söz müzikten. Dünyanın parasını aldı zannediyorlar. Evet. Kaç para verdin Serapcığım? Hasan Cihat Örter o kadar gönülden ruhtan bir şekilde bu eseri verdi ki onun gönlü ruhunun zenginliğine benim bir bedel ödeyebilmem mümkün değildi. Çok teşekkür ederim. Zaten bunu da bir şekilde kendisi telif hakkıyla yetiniyoruz. Mesam'dan telif hakkı. Mesam'da mısınız? Mesam meyor bir evet. Ben de MSG'deyim. İşte MSG'deyim de aynı zamanda. Taksim edisyon. Telif hakkıydı ama tabii evet. Radyolarımız biraz daha hani şey olsa araştırıcı olsa eskiye dönük eserler ya. Çalıyor olsa İlla ki gündemde klibi ne dönüyorsa onu çalmak zorunda olmasalar. İnşallah bizim bu programımızdan sonra olacaklardır. Belki ara ara sizin şarkılar, bizim şarkılar, başka şarkılar gündeme gelir ve bunlar gündeme geldikçe o telif hakları sadece birebir kişilere, belli kişilere çalışmaz. Aman. Çünkü üzülüyoruz, ne kadar dertliyiz. Çok radyolar biliyorsunuz, televizyonlar kimi yayınlarsa evet. Bu telif hakları onlara gidiyor. Tabii. Bu sebepten dolayı da biraz radyocu arkadaşlarımıza gerçekten eskiye yönelik, dönük araştırmalarda kim neler var kim yapılmış. Yok şeklinde değişik çalışmalara karşı araştırmalar. TT.net'ten iTunes'dan bulabilirler. Evet. iTunes ve TT.net'te bizim eserlerimiz var. Hem Serap Yenici'nin hem Hasan Cihat Örten'in radyocu, televizyoncu dostlarımız. Yani bizim de sevenlerimiz var. Tabii. Biz de uzayda yaşamıyoruz yani. Tabii. Dolayısıyla paylaşacaklardır. Serapçığım çok güzel şeyler anlattın. Sanatına. Biraz fazla anlattım. Açık güzel anlattın. Güzel anlattın. Tam bir İzmirlisin. Konuşkan, sıcakkanlı. İzmir'e de gideriz inşallah seninle. İnşallah. Ben seninle biliyorsun çalıp söylemeyi, senin çalgıcın olmayı çok seviyorum. Bunu biliyorsun yani. Gitarı da sevdiğin estağfurullah için. Estağfurullah diyorum. Ben de sizinle bir şekilde hani izleyicilere, dinleyicilere sizinle birlikte hitap etmeyi seviyorum. Ama sen şimdi akıllı ve zeki de bir insansın. Böyle lep deyince Çorum diyorsun. Ben severim böyle insanları. Yani nerede ne söyleyeceğini, nerede vokal yapıp nerede susacağını çok iyi biliyorsun. Onun için seninle çalışmayı seviyorum. İnsanlığına hiç gelmiyorum bile. Çok teşekkür ederim. Eksik olma. Bu yağmurlu, soğuk Mart ayında efendim. Mart hakikaten kapıdan baktırıyor. Kazma küreğe yaktırıyor. Bugün 10 Mart'ta vergi ayına aynı zamanda. Allah yardım etsin insanlarımıza, güzel insanlarımıza. Bu soğukta geldin Serapçığım. Ayaklarına sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağlık. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Hazır ben bu programdayken. Lütfen. Hasan Cihat Örter'i
bilmek var, bir de tanımak var. Yani özellikle ve özellikle hani sadece bir yerlerden, internetten ya da duyumlardan, yorumlardan yapılan izlenimlerle Hasan Cihat Örter'i değil, onu gerçekten müziğiyle ve gerçekten ruhuyla tanımanızı istiyorum. Çünkü tam bir ruh insanı, tam bir gönül yani insanı. Ben o yüzden beni tanıyanlar bilir, ben biraz seçiciyim. Onun tarafından seçilmiş olmak da çok güzel ama ben de gerçekten hani dostu ve yüreği güzel insanlarla birlikte olmaktan mutluyum, iş yapıyorum, onlarla müzik yapıyorum. O yüzden gerçekten tanıyarak, bilerek, başka şeylere bakmadan sadece ve sadece siz kendiniz tanımaya çalışarak tanıyın Hasan Cihat Örter'i diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Gıybetlere ve fasıklara inanma. Seviyoruz sizleri. YouTube'da, Facebook'ta, Google Plus'ta olan bütün dostlarımıza selam olsun. Serapcığım, bir de hatıra defterimiz var. Yukarıda imzalarsın. Tamam, tabii ki. Şereflenirim, onur duyarım. Ben de o defterde bir katkım olursa ne bulurum? Daim ol, her zaman seninleyim. Çok teşekkür ederim. Ayrılmak mı zaten yeniden? Sever mi bilmem, sever mi bilmem? Serapcığıma bir beste yaptım. Serap Yenici'yle gerçekten çok güzel bir sanatçıların düşmesi yaptık. Kendisini sevgiyle ve saygıyla uğurluyorum. Candela perda langi te astera nestella soras La cadumo scapateleas vulveles anti Estas canción de amor de la camalienta La patando vuela na ja para santi mi Candela perda langi te astera nestella soras La cadumo scapateleas vulveles anti Dime un beso So dime un beso, dime un beso Si, dime un beso So dime un beso, dime un beso Si, dime un beso So dime un beso, dime un beso Si, dime un beso Dámelo por favor Si, linda, 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 maya Natalie and the
distancia. Tu recuerdo vive en mí. Yo que fui tu amor del alma. Tanto di bir günah gibi gizledim seni kimse.